peki bu glutensiz beslenme konusunda ne diyorsunuz? Bu da en sevdiğim sorulardan bir tanesi. Çok moda oldu son zamanlar. Evet, yani moda evet. derken şunu diyeyim. Yani. Hani faydaları ortaya çıktı ya da işte çok konuşuluyor şu an. Evet, aslında burada da yine ben yine farklı bir şey söyleyeceğim. Glutensiz beslenen kişiler genelde şunu söyler. Glutensiz beslendim, kilo vermeye başladım. Belki sizin de çevrenizde vardır böyle evet. insanlar. Glutensiz beslenen kişiler simit, hamur işi, börek tarzı besinleri aslında hayatından çıkarttığı için bu sebeple kilo veriyorlar. Yani orada asıl suçlu gluten mi yoksa çok hamur işi tüketiyordu. Karbonhidratı azalttığı için mi verdi? Burası çok önemli bir nokta. Gluten aslında doğal bir protein. Arpa, çavdar, buğdayda bulunan doğal sonradan eklenen bir şey değildir. Ve bu kişiler, bazı kişiler bunu sindirme problemi yaşıyorlar. Çölyak rahatsızlığı olanlar, gluten intoleransı olanlar. Bu kişiler de tamam. Yani glutensiz beslenmek zorundalar. Ama hiçbir rahatsızlığı olmayan kişi, normal bağırsakları normal çalışan, çölyak rahatsızlığı olmayan biri için glutensiz beslenme aslında bir moda dediğiniz gibi. Yani onun artısı olduğunu düşünüyorlar ama bir proteinin ne gibi bir zararı olabilir aslında? Çok bir etkisi olmadığını düşünüyorum ve bu besinlere ne yazık ki kıvamının tutması için içerisine şeker ve yağ gibi maddeleri daha fazla koydukları için normallerine göre kalorisi bile daha yüksek olabiliyor. O yüzden daha ölçülü tüketmek gerekiyor. Glutensiz ürünler daha mı kalorili yani? Bazıları olabiliyor maalesef. Ekmeği de daha kalorili olabiliyor yağ ve şeker katıldığı zaman. Peki.